ve heba edilen kamu kaynaklarını doldurmak için işçilere daha fazla vergi ve enflasyon dayatıyor. Enflasyon ortamında karlarına kar katan, ucuz kredilerle şişirilen, sermayeye dokunmayan ekonomi yönetimi şimdi gözünü sermayeyi yırtıtmamak için emekçilere ve yoksullara dikti. Hükümet vergini almasına çal! Ülkenin işçi ve emekçileri tarafından yaratılan katma değerle oluşan hazinenin tüm kaynakları büyük sermaye grupları tarafından boşaltılırken ülkenin emekçilerinin milli gelirden aldığı pay sadece birkaç yıl içinde %31'den %23.7'ye düştü. Okullara değil emekçiye bütçek! Okullara değil emekçiye bütçek! Yoksullaştırma sadece ekonomik politikalarla yapılmaz. Bunun için halk arasında kin ve nefreti terimleyerek ayrıştıran ve kutuplaştıran, kutuplaştırıcı, etkileştirici bir siyaset izlenir ve sistemin elinde olan medya araçları bunu tüm toparlarken sistem ve düzenin hakim edilmeye çalışılır. Yaşasın halklarım, kardeşliğim! Yaşasın halklarım, kardeşliğim! Bu zehirli politikaların panzehiri işçi ve emekçilerin örgütlülüğüdür. İşçiler ve emekçiler olarak karşımızdaki örgütlü sermaye sınıfına karşı işçilerin birleşik mücadelesi her zamankinden daha fazla önem taşır. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Bunun için yoksullaştırmayı reddediyoruz. Bunun için 1 Mayıs bu birlikteliğin omuz omuza durmanın, işçilerin ve emekçilerin alanlarda olarak kitlesel ve büyük kalabalıklar halinde güçlü bir mesaj vermesinin en önemli günüdür. Birlik, mücadele, zafer, zafer, zafer! Yaşasın 1 Mayıs!